Vertebra cervicalis'le devam ediyorum. C3 veya C4. Vertebra elimdeki. Burada korpus vertebrayı, arkus vertebrayı söylemiştik. Şurası foramen vertebrale. Üstten bakıyoruz şu anda. Farklı olarak şuralarda korpus vertebrada bazı çıkıntılar var. Şöyle yandan göstersem sanırım daha net görünür. Processus uncinatus sinister, processus uncinatus dexter diyeceğiz. Bunlar C2 ile veya C3 ile eklem yapacaklar. Fasciae articularis superior. Şunlar. Burası processus articularis inferior. Şurada gördüğümüz çıkıntı. Processus articularis inferior. Şuradan medulla spinalis geçecekti ve medulla spinalis'ten her segmentte spinal sinirler çıkıp devam edecek buradan. Buradaki spinal sinirlerin geçtiği şuradaki oluğa da sulcus nervi spinalis diyoruz. Sulcus nervi spinalis. Processus spinosus'u görüyoruz. Çatallı bir processus spinosus. Alttan bakalım. Şu arkustaki şuradaki yapılara lamina diyeceğiz. Şuraya pediculus arcus vertebra. Arkusla korpusun birleştiği yere pediculus arcus vertebra. Şuraya processus transversus diyoruz. Tüberkülüm posterius, tüberkülüm anterius. Foramen transversariumları görüyoruz. Fasciae articularis inferiorlar. C3 veya C4 de bu şekilde. Şimdi yine tipik bir vertebra olan C7 vertebra cervicalis'in içinde C7'den bahsedeceğim. C7'de vertebra prominens de diyoruz C7'ye. Üstten bakıyoruz şu anda. Yine korpusu, arkusu. Burada korpusta yine şuralarda processus uncinatus sinister, processus uncinatus dexteri görebiliriz. Şuradaki foramen transversariumları görüyoruz yine. Pediculus arcus vertebra. Şunlar. Korpusları arkuslara bağlayan. Processus spinosus. Şurası processus articularis inferior. Fasciae articularis superior. Processus spinosus'taki fark çatalsız, düz ve çıkıntılı. Burası deri dışından da kolayca palpe edilebilen bir çıkıntı. Yine de aşağıda fasciae articularis inferiorları görüyoruz. Vertebra prominens de bu şekilde.